Şimdi Lübnan'ın güneyine gideceğiz. Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail'e çatışma halinde olan Hizbullah da İsrail'e ait insansız hava aracı düşürdüğünü duyurdu. Hamas yöneticisi Ebu Merzuk'tan da Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk açıklaması geldi. Bakalım ayrıntılarına. Hizbullah, İsrail'e ait insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı. İsrail birlikleriyle her gün çatışmaya girildiğini duyurdu. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı. 7 Ekim'den bugüne kadar İsrail'e 42 noktada 84 saldırı düzenlediklerini belirten Hizbullah, ilk kez İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamaya göre İHA, Lübnan'ın İsrail sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Kiyam kentinin semalarında hedef alındı ve vurulduktan sonra İsrail'e düştü. Lübnan, İsrail sınırında ölen Hizbullah mensuplarının sayısı ise 48 olarak duyuruldu. Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk ise Hizbullah'ın tutumu karşısında şaşkın olduklarını duyurdu. El Cezire televizyonuna konuşan Merzuk, Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk dedi. Pek çok yabancı ise Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'ya Hamas'ı ortadan kaldırma çağrısında bulunduğunu bildirdiği ifadelerini kullandı. İsrail-Hamas çatışması başladığından bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Kuzeyde ikinci bir cephe açılmasını istemediğini belirten İsrail yönetimi, Hizbullah'ın savaşa girmesi halinde bedelini Lübnan'ın ödeyeceğini iddia ediyor.